Sayın Başkan, müzik yasakları almış başını gidiyor. İlk olarak Aynur Doğan'ın Kocaeli Derince Belediyesi tarafından yasaklanan konseri sonrasında yağmur gibi müzik yasakları geldi. Pendik Belediyesi Niyazi Koyuncu'nun, Muş Valiliği Metin Kemal Kahraman kardeşlerin ırkçı bir partinin doğrudan hedef göstermesiyle Denizli ve İstanbul'da Apollos Lermi'nin konserleri iptal edildi. Bu yasaklara dün de ODTÜ şenliklerine konser yasağı ve Isparta'da Melek Mosso'nun konser yasağı eklendi. Ve en son Kürt sanatçı Mem Ararat'ın Bursa konseri kamu güvenliği denilerek o da yasaklandı. Sürecin işleme hali gayet ilginç. Şimdi ilgili yerlerde dernek parti başvuru yapıyor ve buna dünden teşne olan valilik ya da organizasyon değerler, hassasiyet vesaire diyerek bu konserleri yasaklıyor. Bir çağrı yapıyorum. Aynur Doğan'ın İstanbul'da yapacağı konsere dönük yoğun bir linç kampanyası devam ediyor. Daha dün çatal kaşık atarak Ahmet Kaya'yı linç edip sürgünde yaşamına kastedenler bugün sosyal medya üzerinden tehditler savuruyor, açıkça suç işleniyor. Atılacak her geri adım faşizmin önündeki bariyeri biraz daha açar. Irkçı sahiplerle gece gündüz nifak tohumları ekenlerin ekmeğine biraz daha yağ sürer. Ve tüm bunların dışında en önemlisi demokrasinin kırıntılarını arar dururuz. Bu nedenle bu konser yasaklanmamalı. Ve tüm muhalefetinde tabii bunun karşısında olması gerekiyor. Yasaklarla mücadele ediyoruz, ettik diye övünenler bugün şeffaf bir faşizm uyguluyor. Bunun başka bir adı yoktur. Yürüyüş ve etkinlik yasağı geliyor ama AKP oralarda miting yapıyor, etkinlik yapıyor. Konser yasağı geliyor ama AKP şölen yapıyor, konser düzenliyor. Bunun iki yüzlülük olduğunu sanırım söyle gerek yok. Ya daha birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı'nı Aynur Doğan parçalarıyla karşılamadınız mı? Dar Hejirok parçasıyla Erdoğan'ı karşılayan akıl İstanbul'daki konsere karşı çıkıyor. Siz yasaklarla mücadele etmiyorsunuz. Yasağın bizatihi kendisisiniz. Kadının kahkaha atmasına, giydiğimiz elbiseye, tüketeceğimiz yiyecek içeceğe ve inancımıza daha birçok şeye dair söz kuran, uygulamaya gidenler bugün kalkıp hassasiyet, değer diyerek konuyu sakın çarpıtmasın, buna izin vermeyiz. Yani yüzlerce yerde verilen konserler nasıl birdenbire kamu güvenliğine dönüştü? Kürtçe düşmanlığı, Kürtçe kininin adı kamu güvenliği oldu. Sanki toplumun isteğiymiş gibi dayatılıyor. Müzik özgürdür ve bu sizi aşan bir hakikattir. Elinizi çekin müzikten. Müzik yasaklanamaz.